başkanlarımız, kurum müdürlerimiz, ben hepiniz saygıyla selamlıyorum. Evet, standartlar enstitüsümüzün buradaki program gereği değerli hocamız sunumlar yapılar, konuşmalar yapılar gerçekten istifade ettik. Üçüncü göz dedi, nasıl yorumlarım diye düşünüyorum. Aslında farkındalık desek daha iyi olur. Yani farkında olma diye düşünüyorum. İstatistik ve nasıl tanımlayabilirim? Aslında tarihi ifade ederken tarihte de dediğimizde geçmişi okuyabilmek ve geçmiş bize ne faydası var dediğimizde geçmiş geleceğimizi ayna tutuyor demek. İstatistik bir bilim dalı olarak da geçmişi görebilmek, okuyabilmek ve artı ve dezavantajlarımız farkına varıp önümüzü onları gidermek suretiyle geleceğimizi kurgulayabilmek diye düşünüyorum. Gerçekten istifade ettim. Çok teşekkür ederim. 1992 yılında Kaymakamlıktan İçişleri Bakanlığı'na şube müdürü olarak tam 5 ay sonra da daire başkanı olarak görev yaptı. Mahalleden genel müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na. Sonra teftiş kuruluna gittim, mükemmel iş yaptım. O ilk geldiğim zamanlarda kendimce hem Tokyo'da görev yapmadım hem de merkezde az biraz görev yapmadım neticesinde bakanlıkların görevini olmalı diye düşündüğümde üç kelime üzerinde yoğunlaştım. Bir tanesi bakanlıkta taşrada bütün Türkiye genelinde düzenleme yapmak gerekiyor. Kanunlu olur, işler de olur, başka şeyler de olur. Yani o alanı hizmet etmek amacıyla. İkincisi, bu işler acaba gidiyor mu diye denetlenmeli, mekanizmaları kurmalı. Üçüncüsü dedim, mutlak olarak kendi alanlarını istatistik tutmalı. İstatistik tutmazsa hizmetleri bilemez, göremez. Biliyorsunuz adrese dayalı veri tabanı oluşturulur nüfus açısından. Biz de ne kadar okul yapalım, kaç derslik yapalım, ne kadar hastane büyüklüğü olsun. Bunları artık daha net ortaya koymaya başladık. Belediye teşkilatlarında ne kadar insan var, ne kadar suya ihtiyacımız var. Kanalizasyon şebekesi uzunluğu. Aslında istatistik bilimiyle biz kendimiz görmeye başladık. Gerçekten bu çok önemli. Hocamıza oturduğum yerden Avrupa Birliği'ni biz niçin istiyoruz diye sorduğunda kendi kendime cevabını da verdim. Bir arkadaşlar özgürlükler için istiyorum, bize standart açısından. Başka alacağımız bir şey yok. Yani bizi bir hedef koyması açısından süreç içerisinde. Ama o standartlar bir hedeftir ve kalitedir. Kalite katma değerdir. 500 milyarlık dolarlık bir hedefe ulaşırken nasıl bu şey yapacaksınız, bunu sağlayacaksınız? Kesinlikle alanımızı yükselttiğimizde bence çok yol alacağımızı düşünüyorum. Kurumun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün herkesi kutluyorum. Saygı sunuyorum. Buradayız. Evet, şu an emekli öğretmenlerimizden Bekir hocamızla beraberiz, aynı zamanda sanayi iş adamla. Evet Bekir hocam, şu an bir plaket töreni var. Bir sizi duygu düşünceniz alabilir miyiz? Ege bölgesinde ilk defa Ege bölgesinde TSE'yi alan firmayız. Onun için buradayız. Bize de bugün TSE tarafından plaket verilecek. TSE tarafından plaket alacaksınız. Evet, onun için buradayız. Peki hocam, hayırlı olsun diyoruz biz de. Allah'a emanet. Hocam. Evet, buradayız efendim. Enerji. Teşekkür ederim. Çok oturduk ki. Sağ olun.
Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet hocam. Kazancınız bol olsun. Size de sağ olun.